İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Türk dış politikası. Sovyetler Birliği 1945'te kazandığı güçle birlikte 1925'teki saldırmazlık paktını yenilemeyeceğini ifade etti. Türkiye'den Boğazlar, Kars, Ardahan konusunda tavizler istemekteydi. Türkiye bu durum karşısında arayış içerisine girecekti elbette ve girdi. Bu esasen Osmanlı'nın zayıfladığı zamanlardan itibaren olan denge politikasının bir devamı olarak da okunabilir. Bu arayış içerisindeyken diğer güç, dünyadaki diğer kutup olan ABD ile ilişkiler yoğunlaştırılmaya çalışıldı. Böylece Türk-ABD ilişkileri yoğun bir hale geldi. Zaten Cumhuriyet'in kuruluşuna itibaren ABD ile diplomatik ilişkiler başlamıştı. Ancak yoğunlaşması, büyük bir ilişki ağı haline dönüşmesi bu 1945'ten sonradır. Eylül 1947'de resmiyete dökülen ilişkiler askeri yardım anlaşması mecliste oy birliğiyle CHP ve Demokrat Parti'nin oy birliğiyle kabul edildi. Bu başlayan ilişkiler ekranda gördüğünüz Johnson mektubu olayına kadar artan bir ivmeyle Türk-Amerikan ilişkileri devam etti. Johnson mektubuyla ilişkiler bir kırılmaya uğradı. Çünkü bu mektup daha sonra ayrıntısını işleyeceğim. Türk milli gururunu inciten bir konuma sahipti. Bu da Türk-Amerikan ilişkilerinde artan ivmede bir kırılmaya yol açmıştır. Diğer taraftan dünyada olaylar gelişmekteydi. Bir taraftan dünyada 1968 olayları vardı. Bu büyük bir Amerikan karşıtlığına dönüşmüştü. Elbette ki Türkiye'yi de etkileyecekti. Türkiye'deki bir kısım gençleri, bir kısım siyasetçileri bu 1968 olayları etkilemiş. Onlarla bir anti Amerikancılık ortaya çıkmaya başlamıştır. Diğer taraftan Amerikan taraftarlığı veya 1968 olaylarını yapanlara karşıtlık, yani komünizm karşıtlığı da diyebileceğimiz bir durum da vardı. Bu da komünizm karşıtlığıyla ABD'nin olduğu eksende toplanılmış oluyordu. ABD ekseninde yer almak neydi peki? ABD'nin belirlediği, Sovyet yayılmacılığına karşı belirlediği bir politika vardı, bir doktrin vardı. Buna Truman doktrini deniliyordu. Türkiye'de bu Truman doktrini içinde yer aldı. Ve Truman doktrini doğrultusunda yapılan Marshall yardımından Türkiye devleti de, Türkiye Cumhuriyeti devletimiz de yararlandı. Bununla birlikte gelişen diğer olaylar ise şu şekildedir. Türkiye'nin NATO'ya girişi meselesi. 27 Haziran 1953'te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üye devletlere Kore'ye yapılan silahlı saldırıyı püskürtmek için yardım çağrısında bulundu. Türkiye'de NATO'ya girebilmek için bu Kore Savaşı'nda yer aldı ve bu şekilde bu savaşta gösterdiği başarıyla da Türkiye NATO'ya girecektir. Nitekim Stalin'in ölümünden sonra Türk-Sovyet ilişkileri iyileşmeye başlamıştır. Sovyetler daha önce tavizler istedikleri, Boğazlar, Kars, Ardahan'la ilgili tavizler istedikleri notayı kaldırmış. Yeni ilişkileri geliştirmeye çalışmışlardır. Ancak Türkiye bu duruma fazla iltifat etmemiştir. Zaten o soğuk savaş ortamında bu mümkün de değildi. Türk-Sovyet ilişkileri bu dönemde iyi olmamıştır. Stalin'in ölümünden sonra Türk-Sovyet ilişkileri yeniden gelişmeye başlamıştır. SSCB Türkiye'ye 1945'te
verdiği notanın kaldırın. ABD 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Sovyetleri etkisiz hale getirmek için çevrilme politikası uygulamaya başlamıştır. Güneyden Türkiye, doğudan İran'la Sovyetleri çevirmeye çalışmaktaydı. Diğer taraftan Müslümanlardan da komünist karşıtı bir blok oluşturarak bu hedefine ulaşmaktaydı. Türkiye'de ABD'nin de etkisiyle antikomünist faaliyetler artan bir emeğe kavuşmuştur. Bunda şunu da unutmamak gerekir. SSCB tarafları olan hareketler açıkça din karşıtı bir tutum takındıklarından ve bunu çok aşırı seviyelere de zaman zaman çıkardıklarından halkta oluşan tepkiyi ABD kendi lehine kullanmıştır. Bu da SSCB karşıtlığı bir ölçüde, bir nebzede ABD taraftarlığı bir konumun oluşmasına yol açmıştır.